Vatandaşı etkiler tabii. Her zaman o etkilediği gibi akaryakıt zamları da etkiler. Akaryakıt artsa da ulaşım artıyor, artmasa da ulaşım fiyatları artıyor. Kış nasıl geçer? Daha soğuk geçer mi? Tabii. Biraz daha soğuk geçer. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdiki mevcut hükümet her şeye zam yapıyor. Elektriğe, suya, doğalgaza her şeye zam yapıyor. Yola, geçmediğimiz köprülere dahil zam yapıyor ama işçinin emeğine zam yapmıyor. Ne oluyor? İşçinin her şeyi eriyor, eriyor, eriyor. En alt tabakada gidiyor. Öncelikle benim bir arabam yok ve almanın hayalini de kuramıyorum. Yani tabii burada arabası olan bir sürü vatandaşımız var. Aldığı mazotun da vergisini veriyor. Yola çıkacak o mazotla o yolun da vergisini veriyor. Olan halka oluyor zaten. Hepsi birbirini zaten zincirleme etkiliyor. Bugün akaryakıta zam yapıldı. 10 gün sonra yumurtaya da zam gelecek. Daha bugün sabah yumurta aldım, 30 lira olmuş yumurtanın kolisi. Vatandaşlar tabii ki zorlanır. Çünkü sonuçta dolar ne kadar yükseldikçe insanlar o kadar çöküyor. Görüyorsunuz ne kadar ne alsak, küçük bir şey alsak bile dünyanın parasını veriyoruz. Bazıları var yoksulluktan, mahallelerde, sokaklarda kalıyor. Üniversite okuyan kişilerin bazı kurslarını karşılamıyor. Yurtta bile aşamıyorlar çok para verdikleri için. Yani ben bu kadar doların çok yükseldiğini hiç onaylamıyorum, istemiyorum da o kadar çok yükselmesi çünkü ödenmeyecek çok borçlar var. Ya tabii ki vatandaşı zorluyor. Yani zam, bu arada ben 40 yaşındayım. Bugüne kadar gördüğüm ekonomik olarak en kötü Türkiye. Maalesef ki öyle. Yani gerçekten Allah milletimizin yardımcısı olsun. Bunun tek sebebi maalesef ki üretimi durdurduk. Üretim durunca ne olacak? İster istemez her şey dışarıdan geliyor. Maaşımızı dolarla almıyoruz ama dışarıdan gelen her şey dolarla geldiği için ister istemez maalesef ki bu halka yansıyor. Allah bu milletin yardımcısı olsun ama sanki birazcık hak ettik gibime geliyor. Allah benim de günahımı affetsin. Maalesef ki Allah var. İlk 5-7 yıl bu hükümet çok iyi gidiyordu. Ekonomik konuda çok iyiydi. Allah var. Bunu inkar edemeyiz. Ben de 2 dönem oyumu verdim. Ama şu an çok pişmanım. Allah günahımı affetsin. Gerçekten bugün bu sıkıntıların yani benim de payım var. Anlatabiliyor muyum? Benim de payım var. Bugün gerçekten bunun için çok üzgünüm. Allah günahımı affetsin. İnşallah bundan sonrası için ülkemiz için çok güzel şeyler olur. Çünkü yani bugün bu duruma gelmesindeki sebep bak insanlar böyle huzursuz eden bazı şeyler vardır. Nedir bu? Mesela birçok hırsızlık söyleniyor. Fakat bu hırsızlıkların üstüne gidilmiyor. Bu hırsızlıkların üstüne gidilmiyorsa ister istemez insanın aklına bir şey geliyor. Bunların da parmağı vardır. En üstteki kişiden tut herkesin parmağı olduğu için bunun üstüne gidilmiyor. Kardeşim ülkeyi soyuyorlar ya. Bir sürü hırsızlık çıktı. Neden bunun üstüne gitmiyorsunuz? Neden devletin savcısı harekete geçmiyor? İster isem bütün bunlar maalesef ki ülkeyi bu duruma getirdiler. 2023'e kadar nasıl olacak bilmiyorum ama bence bu iyi günlerimiz. Allah milletin yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor. Etkiliyor bayağı bir şekilde. Yani yapmaları da gayet normal bence. Bir şey yok benim. Siz yaşamak istesiniz bu zamanla? Etkiliyor tabii ki çünkü gençlerin bazılarının hepsinin altında araba var fakat çalışmıyorlar. Zam yaptıkça yani benzin akaryakıt almaları daha çok zorlaşıyor bence.